Aşağıdakilerden hangisi patrona Halil isyanının çıkmasına etki eden gelişmelerden birisi değildir. Lale devrinin sona ermesinde etkili olan 1730 tarihli patrona Halil isyanı her ne kadar sadece bu devirdeki lüks ve eğlenceyi hedef almıştı diye dile getirilse de siyasi, ekonomik, sosyal ve idari sebeplerinde etkili olduğu bir isyandı. Peki arkadaşlar bakalım. İran seferlerinde meydana gelen başarısızlıkların halk tarafından tepkiyle karşılanması tabii ki patrona Mahalli isyanının çıkmasında etkili olacaktır arkadaşlar. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yönetiminden memnun olmayan bir zümrenin ortaya çıkması, zaten arkadaşlar en büyük sebeplerden biri de budur. Bu yüzden tabii ki doğru olur. Yüksek enflasyona rağmen saraylara, konaklara ve bahçe düzenlemelerine harcanan giderlerin artması halkı çok rahatsız edecektir. Çünkü halkın durumu pek de iyi değilken sarayda bu şekilde gelişmelerin yaşanması isyana sebebiyet verecektir. İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi'nin getirmiş olduğu matbaanın devlet bütçesini zorlaması arkadaşlar patronu Halisyanı ile bu durumun bir alakası yoktur dolayısıyla olmaz. Devlet erkanı için çırağın eğlencelerinin düzenlenmesi ve sefere çıkmak istemeyen padişah ve sadrazamın tepki toplaması aslında patronu Halisyanı'nın temelini oluşturuyor diyebiliriz arkadaşlar tabii ki doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? 1699 Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Edirne'ye çekilen 2. Mustafa, Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye devletin yönetimini bırakmıştır. Ancak bir din adamının bu göreve getirilmesi gerek halk kitlesinde gerekse Yeniçeriler arasında isyanla karşılanmıştır. Edirne olayı denilen bu gelişmenin ardından 2. Mustafa tahtından indirilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. İlmiye sınıfı temsilcisi Seyfiye sınıfı temsilcisinin yetkilerini kullanmıştır diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Çünkü Şeyhül İslam Feyzullah Efendi İlmiye sınıfının bir mensubudur. Ancak gördüğünüz gibi devletin yönetimi ona bırakılmış. Dolayısıyla Seyfiye sınıfı temsilcisinin yetkilerini kullanmıştır. Biliyorsunuz ki Seyfiye sınıfı yönetici sınıftır. Dolayısıyla birinci öncül doğru olmuş olur. Devletin egemenlik anlayışında bir değişim yaşanmış mı arkadaşlar? Hayır aslında egemenlik anlayışında bir değişim yok. Gördüğünüz gibi padişah hala var ancak tahtından indiriliyor. Yerine de yeni bir padişah çıkacak tabii ki. Dolayısıyla egemenlik anlayışı dediğimiz şey yönetimin değişmesidir. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Dış politikada yaşanan sancılar iç politikada olumsuzluklara sebebiyet vermiş mi? Tabii ki vermiş arkadaşlar. Çünkü Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasından sonra e, 2. Mustafa Edirne'ye çekiliyor. Ve Şeyhülislam'a e, biliyorsunuz ki devletin yönetimini bırakıyor. Ancak bir din adamı bu göreve gelince halk bundan rahatsız oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dış politikada yaşanan sancılar iç politikayı da olumsuz etkiliyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı ve arkasından imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması devletin varlığını tehdit ederek siyasi krizlere sebebiyet verdiği için 3. Selim döneminde bu kötü gidişatın sebeplerini analiz edebilmek amacıyla meşveret meclisi toplantıları düzenlenmiş, önemli devlet ve bilim adamlarının görüşleri dikkate alınmaya başlanmıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Yapılan ıslahatlarda istişare yolu tercih edilerek sorunlara çözüm aranmış mı? Evet arkadaşlar çünkü meşveret meclisi toplanmış ve bu krizin sebepleri araştırılmış. Dolayısıyla tabii ki doğru olur. Yapılan yenilikler sadece askeri alanla sınırlı kalmıştır diyebilir miyiz? Yukarıda böyle bir bilgi verilmiş mi bize? Hayır tabii ki. Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmesi yapılan düzenlemelerle engellenmeye çalışılmıştır. Arkadaşlar yukarıda sadece Osmanlı Rus Savaşı ve arkasından imzalanan bir anlaşmadan bahsediliyor. Yani Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale ettiğine dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden üçüncü öncül de olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu düşünceden hareketle 18. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlarından hangileri devletin asıl ihtiyacı olan yeniliklere öncelik verilmediğini kanıtlar niteliktedir? Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yükselme döneminin ihtişamına dönme politikası 18. yüzyılda etkisini yitirmeye başladı. Bu sebeple Lale Devri ile bir kalkınma ve yenileşme hamlesi başlatıldı. Ancak yenilik hareketlerinin edebiyat, mimari ve musikiye dayalı olmasından çok eğitim, teknik ve askeri metotlarda olması daha büyük ihtiyaçtı. Zira 18. yüzyılda savaş alanlarında uğranılan yenilgilerin, çıkarılan isyanların son bulması sadece böyle gider. Bilirdi. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize barok ve rokoko tarzı yeni yapıların teşekkül etmesi arkadaşlar 18. yüzyılda mimari alanda bir yeniliğe ihtiyaç var mıymış hayır yokmuş değil mi eğitim teknik ve askeri alanda ihtiyaç varmış e, dolayısıyla mimari ve müzikiye dayalı olmaması gerekiyor aslında bu yüzden e, ihtiyacın dışında bir durum söz konusu olmuş verilmediğini birinci öncül kanıtlar nitelikte. 3. Selim döneminde nizamı cedid yeniliklerinin uygulanmaya başlanması nizamı cedid ordusu kurulmuştu arkadaşlar biliyorsunuz ki e ve bu birçok yeniliği de beraberinde getirmişti. Dolayısıyla askeri alanda özellikle yenilik yapılmış bu yüzden tabii ki bu bizim için olumlu bir durumdur. Verilmediğini kanıtlar nitelikte değil aslında. Hendesehane ve mühendishaneyi Bahri Hümayun'da yine hem eğitim hem teknik alanda yeniliklerin olduğunu bize kanıtlar arkadaşlar. Bu yüzden bu da önem verildiğini gösterir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu bilgiler dikkate alındığında durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1555 tarihinde imzalanan Osburg Anlaşması ile protestanlık dini meşruiyetini kazanmıştır. Ayrıca halka toprağında yaşadığı prensin mezhebine girme zorunluluğu getirilmiştir. Avrupa'da bu gelişmelerin yaşanmasını Osmanlı Sultanı 1. Süleyman ise memnuniyetle karşılamış. Hatta protestanların destekçisi olmuştur. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Avrupa'daki mezhepsel bölünmelerin Osmanlı çıkarlarına uygun olduğunu ifade edebilir miyiz? Evet arkadaşlar, çünkü Osmanlı sultanı 1. Süleyman bunu desteklemiş ve Protestanların destekçisi haline gelmiş. Dolayısıyla bu mezhepsel bölünme demek ki Osmanlı çıkarlarına uygundur. Avrupa'da mezhep özgürlüğünün tam olarak sağlanamadığını ifade edebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar. Çünkü e, halka toprağında yaşadığı prensin mezhebine girme zorunluluğu getirilmiş. Yani insanlar istediği mezhebe girmiyor da prens hangi mezhebe mensupsa o mezhebi kabul etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru olmuş olur. Prenslerin Siyasi alana ek olarak dini bakımdan da güçlendiğini tabii ki ifade edebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu zorunluluk onları güçlendirecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu sisteme dayalı olarak sorunlarından hangilerinin yaşandığı söylenebilir. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti iltizam sistemiyle 3 yıllık periyotlar halinde nakit vergi almaya başlamıştır. Ancak bu sistem ekonomik hayatı canlandıramadığından toprağı ömür boyu kiralamak anlamına gelen malikane sistemine geçiş yapılmıştır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Mültezimlerin ya da ilerleyen dönemdeki ayanların daha güçlü hale gelmesi. Zaten arkadaşlar bu toprakları kiral Kiralayanlar, özellikle itizam sistemiyle kiralayanlara biz mültezim adını veriyorduk. Zamanla malikane sistemi de ortaya çıktığı için bu insanlar tabii ki ilerleyen dönemde daha güçlü hale gelecektir. Çünkü toprağı ömür boyu artık kiralamaya başlayacaklardır. Devletin toprak üzerindeki hakimiyeti zayıflar mı bu durumda? Tabii ki zayıflar arkadaşlar. Çünkü toprağı ömür boyu kiralamak demek aslında devleti e, topraktan uzaklaştırmak demektir. E, bunun neticesinde devlet toprak üzerinde hakimiyetini kaybetmeye başlayacaktır. İç ticaretin bozulması sonucu lonca teşkilatının eski önemini kaybetmesi. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi lonca teşkilatı hakkında hiçbir bilgi verilmemiş zaten. Biliyorsunuz lonca teşkilatı esnaf teşkilatıydı. E, dolayısıyla üçüncü öncüle ulaşmamız da mümkün olmayacaktır. Böyle bir yorum yapamayız şu anda. E, bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Kanuni esasiyede yer alan özelliklere dayalı olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İlk anayasamız kabul edilen kanuni esasiyede mebusan meclisini açma kapama, Ayan meclisi üyelerini belirleme, bakanları atama, görevden alma, seçimleri yenileme, uluslararası anlaşma yapma, basını sansürleme ve milletvekillerini sürgüne gönderme yetkileri doğrudan padişahın elindeydi. Peki arkadaşlar bakalım demokratik iklim tam olarak tesis edilememiştir diyebilir miyiz? Elbette. Çünkü özellikle ayan meclisi üyelerini padişahın belirlemesi e, demokrasiyi aslında bir tık da geriye götürür arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki meclis üyelerini normalde halkın seçmesi gerekir ki demokrasi sağlansın. Ancak burada gördüğünüz gibi meclis üyeleri, meclisi açma kapama yetkisi gibi önemli yetkiler yine padişahın elinde. Dolayısıyla demokratik iklim tam olarak tesis edilememiştir. Padişahın otorite kaybı önlenmeye çalışılmıştır diyebilir miyiz? Elbette çünkü yine pek çok yetki padişaha verilmiş arkadaşlar yasama yürütmeye oranla güçlü bir noktaya getirilmiştir. Şimdi böyle bir yorum yapmamız mümkün mü? Değil arkadaşlar değil mi? Çünkü bize yasama yürütme yargı yetkilerinden ayrıntılı olarak bahsedilmesi gerekiyor ki biz böyle bir yorum yapabilelim. Dolayısıyla C şıkkına ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Mebusan Meclisi danışma organı gibi görülmüş olabilir mi? Tabii ki. Çünkü gördüğünüz gibi yine aslında kararın büyük bir noktası padişaha bağlı. Eğer son kararı padişah veriyor diyorsak biz e, Mebusan Meclisi Meclisi sadece danışma niteliğinde kalmıştır. Bu yüzden D şıkkı da doğru olur. Çift me Meclisi parlamenter sisteme geçilmiş mi arkadaşlar Evet çünkü e, hangi meclisler var? Artık Ayan meclisi ve mebusan meclisi var e, Bu yüzden çift meclis var diyoruz bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgiden yola çıkılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1 Ocak 1882 tarihinde 2. Abdülhamit tarafından kurdurulan Sanayi Nefise Mektebi, bugünkü Güzel Sanatlar Fakültesinin temeli kabul edilir. Paris'te hukuk ve resim eğitimi alan Osman Hamdi Bey'in okul müdürlüğüne atanmasıyla sanatsal anlamda işlevselliği giderek artan bu okul, resim sergileri ile de adından söz ettirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize... 19. yüzyıl sanatsal faaliyetlerin çeşitlilik kazandığı bir dönem olmuştur diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar özellikle resim alanında birçok gelişmenin yaşanması bunun kanıtıdır. Yenileşme çabalarında Avrupa etkisi görülmüştür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü özellikle e, okul müdürü Osman Hamdi Bey'in Paris'te hukuk ve resim eğitimi alması e, bunun bir etkisidir diyebiliyoruz aslında. Okulun varlığı 2. Abdülhamit dönemiyle sınırlı kalmamıştır. Evet arkadaşlar çünkü bugünkü Güzel Sanatlar Fakültesinin de temeli olarak kabul ediliyor. Demek ki okul devamlılığını sağlamıştır arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu önlemler arasında gösterilemez? 19. yüzyıl batının emperyalist devletlerinin topluca Osmanlı'yı yok etme planlarını ortaya koydukları bir dönemin adı olmuştur. Bu dönemde Osmanlı devleti azınlık haklarını bahane ederek devamlı iç işlerimize karışan Avrupalı devletleri durdurabilmek ve susturabilmek amacıyla belli önlemler almıştır. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Ayanların taşkınlıklarına mani olmak adına senedi ittifakın imzalanması. Arkadaşlar ayanlar batılı emperyalist bir devlet değil değil mi? Kendi toplumumuz içerisinde yer alan insanlar dolayısıyla sözü edilen önlemler arasında senedi ittifakı göstermemiz mümkün olmayacaktır. Azınlıklara da mebus olma etkisi veren birinci meşrutiyetin ilanı olur mu? Tabii ki olur. Bakın azınlıklarla alakalı. Çünkü tanzimat fermanıyla toplumsal eşitlik anlayışına güç kazandırılması yine olur arkadaşlar azınlıkların memur ve il genel meclislerine üye olabilmesinin yolunu açan ıslahat fermanının kabul edilmesi yine sözü edilen önlemler arasında yer alacaktır. Azınlıkların askeri okullar dahil tüm okullara gidebilmesi de yine olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten son 4 şıkkımız azınlıklarla alakalı. Yani Batı'nın emperyalist fikirleriyle alakalı bir nokta ve bunu önlemek amacıyla bu şekilde kararlar alınmış. Ancak dediğimiz gibi ayanlar zaten Osmanlı toplumundan olan kişilerdi. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mirur tezkiresinin bu amaçlarından birisi değildir? Sultan II. Mahmut döneminde İstanbul'a yaşanan yoğun göç dalgalarının önünü kesebilmek için mürür tezkeresi adı verilen bir nevi ülke içi pasaport uygulaması başlatıldı. Bir yıl için geçerli olan bu tezkere kişinin tüm kimlik bilgilerini, nereden geldiğini, hangi amaçla geldiğini ve ne zaman döneceğini kaydederek kişilerin devlet denetimi altında tutmayı amaçlıyordu. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Plansız yerleşim kültürünün önüne geçmek olur mu arkadaşlar? Olur. Çünkü insanlar İstanbul'a yoğun bir göç dalgası yaşatıyorlarmış. Dolayısıyla burada insanlar Kimseden habersiz bir şekilde yerleşmesin, plansız bir şekilde ev yapmasın diye e, bu şekilde bir pasaport uygulamasına gidilmiş diyebiliriz. Vergi yükümlülüğünden kaçmaya yönelik girişimleri engellemek elbette olur arkadaşlar. Çünkü insanlar yaşadıkları bölgede yaptıkları işlere göre biliyorsunuz ki vergiler ödemekle yükümlüydü. Dolayısıyla bu şekilde vergiden kaçmak amacıyla İstanbul'a gelmeleri de engellenmiş olmuştur diyebiliriz. Kaçak işçi çalıştırma teşebbüsünde bulunanları tespit etmek olur mu? Evet arkadaşlar belki de başka başka köylerden İstanbul'a insanları çalıştırmak amacıyla getiren işverenler olabilirdi. Bunun önüne bu pasaport ile geçilmiş olacaktır. Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını sağlamak olur mu? Olmaz arkadaşlar. Çünkü burada bir mülkiyet hakkı söz konusu değil. İstanbul'a girişle alakalı bir durum söz konusu. Mal varlığıyla alakalı bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla değiş şıkkı olmaz. İstanbul'da asayiş ve güvenliğin bozulmasını engel olmak olur mu? Tabii ki arkadaşlar çünkü her yerden farklı farklı insanların direkt olarak başkente yani İstanbul'a girmeleri engellenmeye çalışılmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına ekonomik açıdan irdeleyen grafiğe dayalı olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Öncülerimize bakarak grafiğimiz üzerinden değerlendirme yapalım arkadaşlar. İngiltere ve Fransa ile Osmanlı arasındaki ticari ilişkiler 20. yüzyılda azalmaya başlamıştır. Bakın arkadaşlar 19. yüzyılda İngiltere ile oldukça yüksek bir e, ticari ilişki söz konusu. Fransa ile de ticari ilişkiler var ancak gördüğünüz gibi 20. yüzyıla geldiğimizde her iki devlette de ticari ilişkiler azalmış mı? Tabii ki azalmış diyoruz. İngiltere ve Fransa Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir. Arkadaşlar yukarıda sadece Osmanlı'nın ithalat durumuyla alakalı bir grafik yer alıyor. Dolayısıyla biz ikinci öncülü sadece bu grafiğe bakarak söyleyemeyiz. Bu yüzden olmaz. Osmanlı Devleti'nin ekonomi politikasında değişim yaşanmasında savaşlardaki başarısızlıklar etkili olmuştur. Arkadaşlar yine bize savaşlarla alakalı hiçbir bilgi verilmediği için e, bu grafiğe bakarak bu yorumu yapmamız da mümkün olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani A olacaktır. Buna göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Sömürgeci devletlere karşı bir başkaldırı olarak tanımlayabileceğimiz 7 Vahit 2. Mahmut'un 1826'da uygulamaya koyduğu bir ekonomi politikasıydı. Bu politikaya göre temel sanayi ham maddeleri olan tahıl, yün, ipek, haşhaş ve zeytinyağı gibi ürünlerin devlet tekeline alınarak yüksek vergiler konulması sayesinde ülke içindeki bu ham maddelerin sanayi devrimini geçirmekte olan ülkelere kaçması engellendi. Denmişti. Ancak bu politika İngiliz çıkarlarına zarar verdiği için 1838 Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla son buldu. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Osmanlı Devleti kapitülasyonların olumsuz etkisini kırmak istemiş mi arkadaşlar? Tabii ki. Çünkü özellikle e, temel sanayi hammaddelerini ülke içinde tutmak istemiş olmaları, verdikleri kapitülasyonların olumsuz etkisini de ortadan kaldırma amacıyla yapılmıştır aslında. Bu yüzden sömürgeci devletlere karşı bir başkaldırı olduğu için birinci öncül tabii ki doğru olacaktır. Uygulanan politika batıl devletlerin çıkarlarına ters düşmüş mü? Elbette. Zaten paragrafta bu açık olarak ifade edilmiştir arkadaşlar. Devlet ekonomik hayata müdahaleci bir anlayışla hareket etmiş mi? Elbette çünkü padişahın oluşturmuş olduğu bir ekonomi politikası var arkadaşlar. Dolayısıyla devlet ekonomik hayata direkt olarak müdahale etmiş. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 93 harbinden sonra Rusya ile imzalanan Ayastefanos anlaşmasıyla Büyük Bulgaristan'ın kurulması, Rusya'nın Boğazlar bölgesine hakim olması, Ermeni devleti tasarıları, Sırp, Roman ve Karadağ devletlerinin bağımsızlıkları gibi maddeler kabul edilmişken İngiltere'nin bu anlaşma yerine Rusya'ya imzalattığı Berlin anlaşmasında Büyük Bulgaristan ve Boğazlar maddesi değişime uğrarken diğerlerine dokunulmamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Rusya'nın Akdeniz'de etkin bir güç olması engellenmiştir diyebilir miyiz? Evet çünkü zaten İngiltere'nin amacı bu. Bu sebeple de Boğazlar konusunda bir takım değişiklikler yapılmış arkadaşlar. Berlin anlaşmasıyla bu yüzden birinci öncül Doğru olur. Osmanlı toprak bütünlüğü kısmen korunmuştur diyebilir miyiz? Evet, Büyük Bulgaristan konusundaki değişim ile birlikte kısman bir toprak bütünlüğü koruması söz konusudur diyebiliriz. Boğazlar meselesi ilk kez uluslararası bir statü kazanmıştır diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Çünkü 93 harbinden sonra dediği için yani 1877-78 yıllarından sonra imzalanan Ayestefonos anlaşması ile birlikte gelişmelerden burada bahsediliyor. Ancak Boğazlar serisinin ilk kez uluslararası statü kazandığı e, durum 1841 yılındaki Boğazlar Sözleşmesi ile olacaktı. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.